Altay, ana muharebe tankı hakkında detaylı bilgiye ulaşacağınızı umduğumuz videomuza hoş geldiniz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ana muharebe tankı ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen Otokar, 2009 yılı itibariyle Türkiye'nin ilk özgün ana muharebe tankı olan Altay'ın tasarlanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalara başlamıştı. 15 Kasım 2012'de ilk prototip töreninin yapıldığı Altay'ın, ön prototipleri de gerçekleştirilen hareket kabiliyeti ve atış testlerinin ardından 2013 yılı itibariyle prototip geliştirme ve kalifikasyon faaliyetlerine başlandı. Bu aşamada üretilen nihai prototipler PV1 ve PV2 ile sistem kalifikasyon ve kabul testleri ise halen devam etmekte. Altay'ın bazı kimselerce Güney Kore'nin K2 Black Panther tankının kopyası olduğu iddia edilse de alınan teknolojik yardımın süspansiyon sistemi ve tankın ana silahı olan 120 mm'lik top gibi sınırlı alanlarda olduğu bilinmekte. Altay ve diğer yerli geliştirme projeleri milli gizlilik derecelendirmesine tabi olduğundan proje hakkındaki resmi ve doğru bilgi yetkili kurumlarca paylaşılan birkaç dokümandan ibaret. Bu sınıftaki yerli projelerle ilgili herhangi bir kaynağa dayanmayan iddiaları atanların komik duruma düştüğünü de belirtmek isteriz. Dilerseniz şimdi de Altay'ın teknik özelliklerinden bahsedelim. Altay tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu olmak üzere 4 kişilik mürettebat görev yapmakta. Her türlü arazi şartında istenilen performansı sergileyebilmesi için Alman MTÜ ürünü 1500 beygir gücündeki motor ve yine Alman Renk firması ürünü transmisyon sistemine sahip olan Altay, ana silah olarak birçok farklı tipte mühimmatı atabilen 120 mm'lik 55 kalibre top kullanabilmekte. Ana silah ve yardımcı silah sistemlerinin kontrol edilebilmesi için Aselsan tarafından geliştirilen yeni nesil atış kontrol sistemi, Altay'ın hareket halindeki hedefleri dahi yüksek isabet oranıyla vurmasına imkan sağlıyor. Meskun mahal ve ateş destek ihtiyaçlarına yönelik olarak SARP uzaktan komutanı stabilize silah sistemiyle donatılan Altay, aynı zamanda ana silah sistemine eş eksenli 7.62 mm makine tüfeğe sahip. Muharebe alanında tehditlere karşı koruma sağlamak için Otokar ve Roketsan ürünü farklı tipte zırhlarla donatılacak olan Altay, ayrıca mürettebatın kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlerin bulunduğu ortamlarda görev yapmasına olanak sağlayacak sistemlere sahip. Yaşam destek sistemi, ilave mayın koruma kiti, yardımcı güç grubu, lazer uyarı sistemi ve 360 derece durumsal farkındalık sistemi gibi tehditlere karşı yüksek beka sağlayan özelliklere sahip olan Altay, Aselsan tarafından geliştirilen aktif koruma sistemi Akkor ile donatılacak. Muharebe alanındaki verilerin, emir, mesaj ve alarmların tüm muharebe unsurlarının kullanımına uygun olarak üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlayan ileri teknoloji ürünü olan komuta kontrol sistemine sahip olan Altay, üstün ateş gücü, yüksek hareket kabiliyeti ve beka özellikleriyle öne çıkmakta. İlk parti üretiminde Alman MTÜ firmasının ürünü motor kullanacak olan Altay için TÜMOSAN yerli güç grubu geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Geliştirme çalışmalarının 4,5 yıl sürmesi öngörülen güç grubunun 2020 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor. Sistem kalifikasyon ve kabul testlerinin sürdüğü Altay projesinde Otokar 250 adet tank üretimi ve bunların entegre lojistik destek faaliyetlerine ilişkin teklif dosyasını Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na sundu. Bu yıl içinde imzalanması beklenen seri üretim sözleşmesiyle ilk etapta 250 adet Altay üretilip teslim edilecek. Altay projesine açıklık getirdiğini umduğumuz videonun sonuna geldik. Altay hakkındaki sorularınızı videonun altındaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Diğer videolarımızı izlemek için ekrandaki bağlantılara tıklayabilir ve son videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.